Ramazan Bayramı 21, 22, 23 Nisan 2023 günlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı gelmeden emekliye bayram ikramiyesi hakkında sorular gündeme geliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda tüm emeklilere yatırılan bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ne zaman yatacak? AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2000 Türk Lirası olacağını açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, Eğitlilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek, 5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar. Kamuoyunda soru işaretleri var kanun teklifi TBMM'de yasalaşıp resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında maaş olmayacak. Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda bayramdan bir hafta önce hesaplara geçirildi. Bu yılda en geç bayrama bir hafta kala ödeneceği bekleniyor. Ramazan bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacağından dolayı emekli ikramiyelerinin de 17 Nisan'a kadar yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi tarih açıklanırsa haberimize ekleyeceğiz. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Sa 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte bir araya gelerek bayram ikramiyesi başta olmak üzere emeklilerin sorunları ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltesek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Ve Derneği Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5500 liraya yükseltilmesini istemişti. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç Türk lirası oldu, ne zaman yatacak? 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi zammı açıklandı mı? Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor. Emekli bayram ikramiyesi için masada 2000-2500 Türk Lirası formülü öne çıkıyor. Bu yıl Ramazan bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bir hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan aidillerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi zammı açıklandı mı? Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse emekliler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı emekliler 17-26 Nisan arasında, bağ ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak. Bu müjdenin ardından gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Haftaya yasalaşmasını planlıyoruz." dedi. En düşük emekli aylığının 7500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların Nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Söz konusu artıştan EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1150 lira olarak verilen bayram ikramiyelerinde de artışa gidileceği öğrenildi. Peki yeni ikramiyeler kaç para olacak? Ekonomist Muhammed Bayram cevapladı. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emekliler derneğinin bazı talepleri var. Haziran sonu itibarıyla memur ve emeklilere yapılacak zamla birlikte bir artış bekliyoruz." Şu anda 8507 lira olan asgari ücret tutarı şu anda bile açlık sınırının altında kaldı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı buna ilişkin biz gerekli olursa asgari ücrete ara bir zam yapabiliriz demişti. Haziran ayında ben asgari ücretlilere ara zam yapılacağını düşünüyorum. Bayram ikramiyesi 1100 Türk lirası civarında. Bayram ikramiyesi geçen yıllarda makuldü, ama bu sene enflasyon karşısında alım gücü itirildi. 1100 Türk lirası olan emekli ikramiyelerinin en az 1500-2000 lira seviyesine çıkarılacağını düşünüyorum. Emekliler Derneği'nin Bakan Bilgin'den banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili bir isteği oldu. Banka promosyon ücretlerini bankalar kendileri belirliyor. Bankalar Merkez Bankası ve BDDK'nın regülasyonlarına göre Türk Lirası mevduat bulma yarışındalar. Döviz mevduatı Türk Lirası mevduatından fazla ise daha fazla maliyetleri söz konusu. Emeklilere milli gelirden pay verilmesine ilişkin dosya iletildiğinden bahsedildi emekliler, asgari ücretlilere de aynı şekilde enflasyon kadar zam yapılmasındansa milli gelire göre pay verilmesi en doğru yöntem. O yüzden hem emeklilere hem diğer çalışanlara yapılacak maaş artışlarının milli gelirden pay verilmesi suretiyle artırılması daha doğru olur. Milli gelirden pay verilmesi durumu gayet makul, inşallah bu yönde bir düzenleme yapılır. Bilgin, enflasyonun düşme eğilimi gösterdiğine değinerek şöyle konuştu: "Enflasyon kontrol altına alındı fakat yaşanan olağan dışı gelişmeler sonucu özellikle çalışanların, emeklilerin gündelik hayatlarında meydana gelen tahribatı ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var. Biz çalışanlarımızı koruyoruz. Toplu sözleşme müessesemiz bu konuda önemli bir mekanizmadır." Kamu çalışanları için yapılan toplu sözleşme emeklileri de kuşatıyor ama işçiler için mevzuatımızda böyle bir düzenleme yok. Biz bunu sosyal devlet sorumluluğuyla yerine getirmek durumundayız. 5500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını gördük. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık en düşük emekli maaşını yükseltesek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Bilgin, emeklilere rahat nefes aldıracak, enflasyonun yıkıcı, tahrip edici şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştığına vurgu yaparak, bu hafta içerisinde veya en geç önümüzdeki hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Yapılan çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacak diye konuştu. Ergün ise Bakan Bilgin'e önemli konular ve hakların altına imza atmasından dolayı teşekkürlerini ileterek 3600 ek gösterge, EYT ve çalışma hayatına ilişkin diğer önemli çalışmaları için teşekkürlerini iletti. En düşük emekli aylığının yükseltildiğini fakat bugünün şartlarına göre emeklilerin çok zorlandığına değinen Ergün, emekli bir beklenti içinde hayat çok bağlandı. Emekli ikramiyeleri 2018'de verildi verenlere teşekkür ve dua ediyoruz. Emekliden en çok gelen talepleri size arz ediyoruz, ikramiyeler konusunda bir destek bekleniyor. Yaşta gelen rahatsızlıklar var, emeklinin maaşından her ay muayene parası ve ilaç aldığı için katkı parası kesiliyor, emekliler bu konuda sizden destek bekliyorlar, dedi.